بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان الأولياء، مدد يا مولانا. Sebepler aleminde yaşıyoruz. Fakat Allah Subhanahu ve Teala kuluna akıl bahşeylemiş, kalp bahşeylemiş. Sebeplerin arkasına bazı şeyleri gizlemiş Rabbimiz Celle ve Ala. Sadece bizden istenilen, burada imtihanda olduğumuzu anlayıp her şeyin Hallak-ı Kerim olan Allah Subhanahu ve Teala'nın kudretiyle, mucizesiyle elimize gönderdiğini idrak etmemiz en önde gelen bir vazifemiz. Bunu istiyor bizden. Yani şöyle bir anlatım İslam'ın istediği anlatım değildir. Yağmuru yağdıran kimdir? Yağmuru yağdıran Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Bulut nedir? Onun vesilesidir. Bulutu çeşme kılmış bize, üzerimize su indirmek için. Hak eğer bizden suyu kesmek istese, o bulutlardan aşağıya yağmur inmez. Basit bir tabiriyle denizin suyu yukarı çıkıp yukarıdan buhar olup aşağı düşüp gibi anlatmak çok basit bir anlayışın işidir. Hepiniz ilkokulda gördünüz, deney yapacağız. Ne deneyidir? Yağmur nasıl yağıyor deneyi. Ne oluyor? Aşağıdan fokur fokur kaynayınca çaydanlık, üstündeki çaydanlığın kapağını bakıyorsun, oradan su damlıyor. İşte gökten inen yağmur da bu. Materyalist aklın insana öğrettiği şey. E peki çölde su mu var? Nasıl oluyor çölde de yağmur yağıyor? Bulutlar gezer efendi. Peki kıtlık, kuraklık yılı oluyor. O gün güneş daha fazla vurduğu halde niye bu okyanusun suyu çıkıp da bizi ıslatmıyor? Allah Subhanahu ve Teala hepsini bir sebebin altına gizlemiş. Sen aklını ve kalbini geliştirip Rabbimizin bu sebepleri bir örtü olarak koyduğunu, asıl itibariyle her şeyin Allah'tan olduğunu anlamak gibi bir vazifen var. Celle Celaluhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı mucizelerini de yine bu örtü altından göstermiştir. Ama yine de bize merhameten bunun Allah'ın halkı ile olduğunu da göstermiştir. Mesela bir örnek. Bir bardak su getirirler Efendimiz'e. O bardak sudan az bir şey içer veyahut da sütten. Dolaştırın bunu der. Herkes süt içer. Süt bardağını geriye bırakırlar. Ağzına kadar dolu. Ama herkesin de karnı o sütten dolmuş. Gökten Efendimiz'e mucize olarak bir çeşme açılıyor orada. İçiyor, herkesin karnı doyup buradaki olduğu gibi durur. O manevi çeşmeden. Genel olarak bu şekilde cereyan eden mucizeler varken Efendimiz bizzat mübarek parmaklarından da su fışkırtmıştır. Bu mucizeyi de yapmıştır. Yani bizden istenilen, tabii ki bazı sebepleri Allah koymuş önümüze. Bu sebeplerle cereyan ediyor çoğu şeyler. Karnının doyması için veya da susuzluğuna gitmesi için bu suyu alıp buradan döküyorsun. Ama bu suyu içtiğin zaman o sendeki susuzluğu gideren de Allah-u Teala'dır Celle Celaluhu. Gidermeyecektir. O su sana susuzluğunu almasın diye emretti mi olmaz. Biz şu hayat sayfasında çalışıyoruz, didiniyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz ya hani. Neticede önümüze çıkan da çıkmayan da hepsi Allah'ın takdiriyle. Burada kul
imanını sağlam bir şekilde tutmadığı zaman, sebeplere daldığı zaman, yok güneş vuruyor da suya, sonra yukarı çıkıyor, oradan yağmur yağıyor gibi dünyanın sebeplerine daldı mı işin içerisinden çıkamaz. Dünyanın kölesi olur gider. Her şeyi yapan Allahu Teala'dır Celle Celaluhu. Gittin iş başvurusuna, iş başvurusunda sen haklıydın, sen daha iyi yapıyordun, hakkını yediler. Falanca işe Allah seni almadılar. Hakkını ara tabii, o ayrı bir mevzu. Ama hakkını ararken gidip adamı dövmek veyahut da öldürmek gibi bir hak arayış yok. Çünkü biz Müslümanız. İslam'ın izin vermediği yerde dururuz. Ne deriz? Her şey Allah'tan deriz. Celle Celal. Rabbimiz Celle ve Ala ne takdir ettiyse, iyi geldiyse şükreder, kötü geldiyse sabrederiz. İki durumda da kazanan biz oluruz. Bu dünyaya bizi mutlaka imtihana gönderdi. Başıma sıkıntı geldiği zaman o yürüyüşümden vazgeçecek değilim. Bu da imtihan. Böyle de olabileceğini Rabbim bana söyledi çünkü. Celle Celaluhu. İşte netice önümüze gelen o sebeplere sebep olduğunu bilerekten ele almak gerekir. Her şeyin yaratıcısı Allahu Teala'dır. Bunu bileceğiz. Böyle olduğu zaman Rabbimizin istekleriyle aramıza hiçbir şey giremez diyeceğiz. İşte namazı kıldım diye müşteri kaçtı. O müşteri de zaten Allah sana yazmamış. Böyle bileceksin sen. İbadetimi yaptım onun için beni falanca yere almadılar. Senin oradan nasibin yok. Sağlam bir şekilde Allah'ın yolunda yürü, ne nasip kapıları açılır sana. Rabbini razı etmedikten sonra kazanacağın paranın ne bereketi olur, ne hayrı olur. Olmaz. Seni mutluluğa da götürmez. Zahiri bir mutluluk, acil bir mutluluk görüyorsunuz insanların yaşadığı. Ama sonu ne? Neticesi ne? Bugün adam harika bir iş kuruyor faiz parasıyla. Harika iş kuruyor haram parayla. Harika iş kuruyor. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl. Kimisi beş yıl sonra batar. Kimisi intihar eder. Kimisi hayatın kölesi olmuş. Ölene kadar o şekilde gitsene. Alacak bir nefesi yok. Rahat rahat alacak huzurlu bir nefesi yok. Dünyanın kölesi olmuş. Dünya bir o tarafa çeker, bir bu tarafa çeker. Mahveder gider. Onun için biz ne diyoruz? Sebepler alemi var. Ben bunu içtiğim zaman bu benim susuzluğumu giderir. Allah ona o özelliği yüklemiş. Yediğim zaman o açlığımı giderir. Allah ona o özelliği yüklemiş. Ama her şey Rabbimdendir Celle ve Ala. Ben böyle inanırım. Ben bu yolla böyle yürürüm inşallah. Her şeyi Allah'tan bildiğin zaman Allah'a yakınlığın artar. İmanın artar. O zaman kulun sana yanlış yapıyor ya bir kul, büyütmezsin gözünde. Bugün bakıyorsunuz, her gün birisini öldü. Karıyı öldürdü adam. Kadın adamı öldürdü. Kadın çocuğu öldürdü. Şunu yaptı, bunu yaptı. Neden? İmanlar zayıftı ondan. Zulüm gördün. İslam'ın sana çizdiği bir usul var. Oraya kadar gidebilirsin. Oradan fenasını gidemezsin. Fazlasını. Çekilirsin kenarıya. Ama ne yapıyor? Adam hanımından boşanıyor. Öldüreceğim seni diyor. Niye öldürüyorsun ya? Bu da sana Allah'ın gönderdiği bir imtihan değil mi? Her şeyin Allah'tan olduğunu bilmediği için ne yapıyor? Bütün suçu bir kula yüklüyor. Birisine yüklüyor bütün suçu. Ondan sonra onu öldürdüğü zaman iş bitti zannediyor. Zarar verme, o zarar yok. Şeytanın oyunu. Şeytanın oyunu. İnsanlara suçu yüklemek. Allah'tan geldiğini unutmak. Her şey Allah'tan Celle Celaluhu. Biz böyle bileceğiz inşallah. İmanımız artacak o vakit. Allah Subhanahu ve Teala ile beraber olmaktır işimiz.
Rabbimiz bizden bunu istiyor. Dünyaya gönderdi bizi bir imtihan için. O imtihanın içerisinde en kuvvetli adam kimdir? Her an Rabbi ile olduğunu bilebilen, tefekküründe olabilen, idrakında olan insandır. Ne zaman Rabbimizle oluruz? Ne zaman Rabbimizle oluruz? Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. İnna Allaha ma'at tawwabin. Yuhibbut tawwabin. İnna Allaha ma'as sabirin. Rabbimiz tevbekarları sever. Rabbimiz sabredenlerle beraberdir. Sabredenlerle beraberdir. Kul sabr içerisindeyse, tövbe içerisindeyse Rabbimizle birliktedir demek oluyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hadisi kutsi olarak Rabbimizden de rivayet ediyor. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki ene ma'a men zekerani, ben beni zikredenlerle beraberim diyor. Beni zikredenlerle beraberim. Madame şefetahu bi, şu iki dudağı beni söylediği müddetçe ben onlayım. Allah'ı zikreden kul. Demek ki şimdi insan tefekkür edecek. Ne olduğunu bir düşün. Ben kimim? Bunu bir düşün. Bir aciz varlık olarak, yani bir gün yıkanmasam ikinci gün kokan bir adamım. Terlediğimde kokan bir adamım. Yemek yedim mi elaya gitmem lazım. Yani böyle bir acizlikler kompleksiyle dolu bir insanım ben. Bununla birlikte ben bir belediye başkanının yanında oturmayı kendime bir hoş biliyorum. Normal insanlardan bahsediyorum. Vay, belediye başkanı beni yanına kabul etti. İşim yok, gücüm yok, çulsuzun tekiyim ama beni kabul etti diye bir oturuşum, bir halim değişiyor. Sonra bir bakan beni huzuruna kabul edince daha da bir hoş oluyorum. Bir milletvekili beni yanına kabul edince bir hoş oluyorum. Dışarıya çıktığım zaman hava mı oluyor gibi. Bir başbakanın huzuruna çıktığım zaman daha güzel hissediyorum. Bir cumhurbaşkanı beni yanına alırsa, benle konuşursa çok çok daha kendimi iyi hissediyorum. Ama bu iyi hissedişlerimin karşısındaki muhataplar ne kadar dünyanın sıfatlarını giymiş olsalar da onlar da benim gibi aciz varlıklar. Onlar da üç gün yıkanmasa onlar da kokuyor. Onlar da yemek yemeden duramıyor, su içmeden duramıyor. Bir mikrop üzerine düştüğü zaman onlar da iki hafta benim gibi yatıyor. Bu kadar aciz. Onların yanına gittim mi hoşuma gidiyor. Onlarla beraber olduğum zaman, onlar beni beraberliğine aldığı zaman, dünya ehli için bu. Allah ehliyle diyor, bir evliya-i kiram beni huzuruna kabul etti mi, mest oluyorum. Şeyhim beni huzuruna kabul etti mi, mest oluyorum. Değil mi? Çünkü Allah'ın mübarek kulu o. Resul-i Ekrem'in huzuruna çıksak, Efendimiz bizi kabul etse sallallahu aleyhi ve sellem, kendini kaybedip mecnun olacak insan. Öyle bir huzura kabul gördüğü için. Bunların hepsini tefekkür ettikten sonra bu hadisi şerifi tefekkür eyle, düşün. Allah subhanehu ve teala bize bunu ikram etmiş. Beni zikredenle beraberim ben diyor Rabbimiz. Bu saydıklarımız şimdiye kadar hepsi neticede insandır. Beşerdir. Allah subhanehu ve teala bu saydığımız acziyetlerin hiçbirisi kendisinde yok. Subhanehu ve teala diyoruz. Ne demek? Bütün noksan sıfatlardan uzaktır benim Rabbim. Hiçbir şanına yakışmayan bir sıfat, bir özellik, bir fiil ona nispet edilemez. Öyle yücedir benim Rabbim. O yüce Rabbim benim gibi acizi,
benim gibi günahkarı, benim gibi zayıfçı ne diyor? Sen yeter ki beni zikret diyor. Ben seninle olurum. Şimdi Rabbimiz böyle buyurduktan sonra hangi kul diyebilir ki Allah'ı zikire gerek yok? Hangi kul böyle bir patavatsızlık yapabilir? Toplu bir şekilde oturmuşsunuz, gerek yok. Toplu bir şekilde oturup maç seyretsek kimse bir şey demiyor. Geçen bir tane bizim cemaatten bir tane soruyor. Hocam diyor, bu hadra hakkında çok şey yapıyorlar diyor. Bu ayakta yaptığımız zikir hakkında çok tenkit ediyorlar. Yahu dedim, maça gitsen tribünde lo 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 zıplaya zıplaya haydi bastır bastır gol gol bağır, kimsenin ne tenkit ettiği var ne bir şey dediği var. Bu Müslümana uyar mı? Bu hareket doğru mu? Sen ne yapıyorsun? Kimse sorar mı? Orada niye zıplıyorsun? Kimsenin sorduğu yok. Bir evliyanın huzurunda veyahut da bir zikir meclisinde sen hem Allah'ı zikredip arkadaşlarla birlikte hay diyorsun, vay efendim onu niye yapıyoruz? Şeytan nasıl kıskıvrak yakalamış insan? Nasıl yakalamış? Hep birlikte oturup saçma sapan bir programı izler. Sıkıntı yok. Allah'ı zikretti mi sorun. Allah'ı zikretti mi sorun. Niye zikrediyorsunuz? Şey efendim dedi ki, şeytan mı diyelim diyor. Allah diyeceğiz tabii, ne diyeceğiz? Biz Allah'ın kuluyuz Celle Celaluhu. Tabii ki Allah diyeceğiz. Ene men ene ma'a men zekereni. Rabbimiz bizzat buyuruyor. Ben beni zikredenle beraberim. Şu iki dudağı benim, beni söylemek için hareket ettiği müddetçe ben onunla beraberim. Elhamdülillah. Allah'ın bize lütfudur. Celle Celaluhu. Rabbimizin bize lütfudur. Onun için kulun vazifesi nedir? Eski bir tabirdir. Allah'ın en yüce kulu kimdir? Halk içerisinde hak ile olan zat. Halk içerisinde kimileri, kimi evliya-i kiram uzdeti tercih etmiştir. İnsanların içerisinde Allah'a güzel kulluk yapamıyorum, onun için ben kenarıya geçip öyle kulluk yapacağım diye tercih etmiştir. İmam-ı Azam Efendimiz gibi mübarekler ne diyorlar? Daha kuvvetli bir yapı bu. İnsanların içerisinde ol, bedenin onların içerisinde olsun ama kalbin Allah'la beraber olsun. Celle Celaluhu. Netice, kula düşen vazife Rabbi ile birlikte olmak. Rabbi ile birlikte olmak. O zaman zikirden farig olmak, zikirsiz kalmak gibi bir seçenek yok Müslüman. Mutlaka Allah'ı zikredenlerden olacağız. Celle Celaluhu. Bu zikir dil ile olur, gönül ile olur, anlatım ile olur. Yeter ki Allah namına olsun. Sen Allah namına konuştuğun müddetçe Allah'ı anlatırken olsun. Veyahut da biraz önce yaptığımız gibi Allah lafzını zikrederken olsun. Yolda yürürken, salavat getirirken olsun. Rabbinle berabersin. Bundan da büyük bir makam yok. Allah'la beraber olmaktan daha büyük bir makam yok. Bunun tefekküründe, bunun idrakında yürüyebildin mi yolda tamamdır. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Bugün Şeyhimiz Hazretleri buyurdu ya, mübarek kullar murakabe makamı vardır. Ne demek murakabe? Allah-u Teala sana bakıyormuş gibi hareket etmek. Mübarek kullar tabi bu kademe kademe yukarı çıkıyor da edebini, adabını takınırken, yolda hareketini şekillendirirken bir melek onu seyrediyormuş gibi hareket eder diyor. Biz ne yapıyoruz? Kenarda köşede şimdi bir edepsiz hareket yapacaksa normal bir insan yapıyor. Ama Allah ehli öyle değil, derviş öyle değil. Bir melek onu seyrediyormuş gibi hareket eder. Devamlı gözetim altında olduğunu, Efendimiz bunu öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan nedir? Cebrail aleyhisselam geldi girdi.
Efendimiz böyle sahabesinin içerisinde otururken kapıdan birisi girdi içeriye. Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Baktım adama diyor, buralardan birisi değil. Bizim içerimizden birisi değil. Benzemiyor. Görürdüm yoksa diyor yani. Ama üzerine de bakıyorum, uzaktan bir yol gelmiş gibi bir eser de yok. Hani böyle tozlu mozlu bir şey, hiçbir şey de yok. Geldi, geldi, aramızdan girdi. Efendimizin tam önüne oturdu, dizini dizine dayadı. Başladı sorular sormaya. İslam nedir, iman nedir? Efendimiz cevaplıyor. Tabii niye soruyor onları? Etrafındaki sahabe-i kiram öğrensin diye. Çünkü sahabe-i kiram da daha ne soracağını bilmeyecek kadar o zaman yeniler. Allah-u Teala soru sormayı, ne soracağını çoğu zaman Cebrail aleyhisselam ile öğretti. Onlara da insan kılığında geldi Cebrail aleyhisselam. Ondan sonra onu sordu işte. Kur'an-ı Kerim'de ey müminler ihsan yapınız, ihsan yapınız diye buyuruyor Rabbimiz. Bu ihsan açıklaması nedir? Meali açıp bakana diyor iyilik yapın. Meali açıp bakana diyor iyilik yapın. Efendimiz tefsir ediyor bu ihsanı. Nedir ihsan? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et. Kulluğunu öyle yap. Allah'ı görüyormuş gibi. Bu çok yüce bir makam tabi. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Bir altını söylüyor ondan sonra. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ Eğer onu göremiyorsan, Rabbimizin nuruna vakıf değilsen ki bu yüce evliyanın zaten işidir. Bizim gibi basit insanlar ne yapacak? فَاِنَّهُ يَرَاكَ O seni görüyormuş gibi hareket edeceksin. Rabbin seni görüyormuş gibi. Zaten bunu elde edebilse insan yanlış yapabilir mi? Rabbin seni görüyormuş gibi hareket edersen. Dervişlik bugün şeyimiz onu öğretti. Derviş insan böyledir işte. Rabbi onu görüyormuş gibi hareket eder. Onun için normal bir insanın yaptığı hataya gidemez. Yaptığı yanlışı yapamaz. Edepsiz davranamaz. Çok daha dikkatli olacak. Şimdi ahir zaman oldu. Bir acayip oldu hallerimiz. Tarikata giren adam daha bir şımarık oldu. Bakıyorsun ben nasıl olsa kurtardım diyor. Şeyhim beni alıp çekecek götürecek. Tamam şeyhin seni çekip götürecek ama sen nasıl bir adamsın? Şeyhine tabi bir adam mısın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Ama diyor ki kimileri Efendimiz gördü ama ben seni tanımıyorum diyecek Efendimiz onlara. Neden ya Resulallah? Beni tanımıyorsun. E sen bana hiç salavat çekmiyorsun ki. Ben ümmetimi bana olan salavatı miktarınca tanırım. Çekiyor musun salavat? Çekmiyorsun. Her şeyin bir usulü var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi birisi hesapsız cennete gidenlerden olmak istiyorum ben. Şöyle olmak istiyorum ya Resulallah. Seninle olmak istiyorum ya Resulallah. Yanında olmak istiyorum ya Resulallah ahirette. E'inni bi kethreti sucud. Yani bana dua et diyor Efendimiz'e. Efendimiz de buyurdu. Çok secde yaparak bana yardımcı ol diyor sende. Sen de çok secde yap. Ben de dua edeceğim. Allah'ın izniyle istediğin yere varacaksın. Şimdi tarikat-ı aliye giriyorsun. Şeyhimiz Hazretleri diyor ki yüksek bir edep içerisinde olacaksın. İbadetlerine çok dikkatli olacaksın. Sen bunların hiçbirisini yapma. O zaman mürid olamadın ki zaten. Mürid oldun mu lokomotife binersin diyor. Mürid olamadın mı nasıl bineceksin? Hiçbir dediğini yapma tamam şeyhim beni alıp götürecek. Bu nedir? Bu tembelliğine bir mazeret bulmaktır. Başka bir şey değil. Öteki adam da diyor ki o böyle oluyorsa ben bu adama baksana bu daha iyi bir ibadet yapması lazım ya bu tamamen saldı kendini diyor. Ne olacak bundan yani? Bir disiplinli ibadet hayatıdır tarikat-ı aliye. Girecek güzel bir şekilde ibadetini yapacak. Allah subhanehu ve teala mübarek kullarına tutup çekme özelliği vermiş. Doğru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nice insanlara şefaat edecek. Hatta kafire bile şefaati var biliyor musunuz Efendimizin? Kafir olarak ölmüş adama. Nedir şefaati? Azabını hafifletecek Efendimiz. Ona bile şefaati var. Şu yüce gönüllülüğe bak yahu. Onu inkar etmiş. Onun dinini kabul etmemiş. Dinini aleyhine çalışmış.
Efendimiz ona da şefaat ediyor. Ya Rabbi onun azabını hafiflet. Allahu ekber. Allahu ekber. Biz de mümin kardeşimiz bir yan bakınca kafasını kırasımız geliyor. Sultan Yunus Emre buyuruyor. Kıyamet kopunca canlar uyanır, derviş olan mürşidine dayanır. Doğrudur. Allah'ın özel kullarının tutup cennete atmaya izni var. Götürmeye izni vardır. Ama iman sahibi olacak. Namazında olacak. Belirli bunun da şartları var yani. Ama sen hiçbir şey yapmayayım, o beni götürsün. Hiçbir şey, bu tembelliktir. Başka bir şey değildir. Şeytanın esiri olmuşsun, farkında değilsin. Farkında değilsin. Evet. İşte Rabbimizi zikrettiğimiz zaman onunla beraberiz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Onunla beraberiz. En yüce makamdayız o vakit. Makam için değil, Rabbimizin rızası için biz bu sevdaya düşeceğiz inşallah. Bir de başka bir rivayette de geliyor ki zikredenler hakkında. اَذَّاكِرُونَ بَيْنَ الْعِنْدَ الْغَافِل۪ينَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gaflete dalmış insanlar arasında Allah'ı zikreden gruplar, Allah'ı zikreden gruplar. Onlar el-mucahidûne fî sebîlillâhi beynel fârin diyor Evki Makal. Savaştan kaçanlar var ya, kaçanlar büyük günahtır. Savaştan kaçmak. Savaştan kaçanların arasında düşmana cesurca hücum edenler gibidir diyor. Allah'ı zikredenler. Zikretmeyenlerin arasında. Nasıl bir benzetme yapmış Efendimiz Aleyhisselam? Allah'ı zikretmeyen savaştan kaçan. Allah'ı zikreden kaçanların içerisinde düşmana hücum eden gibidir diyor. Demek ki düşmanımız kim? Nefis ve şeytandır. Allah'ı zikretmeden nefis ve şeytanla mücadele etmek varken kaçıp gidiyorlar. Allah'ı zikredenler ne kadar kaçanlar olsa bile o mücadelede gözü kapalı ilerleyen insanlar gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tarikata herkes karşı diyor. Annem bana böyle diyor, babam böyle diyor. Neden? Çünkü sırat-ı müstakim üzerine olduğu için. Şeytan Adem babamıza secde etmediği vakit ne yaptı? Dedi ki o şeytan, o topraktan, ben ateşten yaratıldım, ben ona secde etmem vesaire vesaire. Ondan sonra dedi ki ben onun zürriyetinden gelenleri kıskıvrak kandıracağım, senin yolundan döndüreceğim, dünyayı onlara süsleyeceğim ve hangi yolda oturacağım biliyor musun? Hangi yolda oturacağım? لَاَقْعُدَنَّ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ Bak 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 bak. Senin dosdoğru yolunda oturacağım diyor Allah-u Teala'ya. Kullarına çizmiş olduğun dosdoğru yolda oturacağım. Direkt sana götüren, sağa sola sapmadan, bekletmeden, vakit kaybettirmeden direkt sana getiren o müstakim yol var ya, tam oraya oturacağım. Oradan gelenleri, sana gelenleri engellemek için. İşte o yoldan kaçanlar, o yolda sağlam bir şekilde gidenler. Efendimiz bunu söylüyor. Gafiller arasında Allah'ı zikreden kullar, hücum, dosdoğru yolda ileriye doğru gitmesi gerekirken, kaçanların arasında onlara bakmadan, onlara takılmadan dosdoğru Allah'a gidenler gibidir. Demek istiyor yani. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yüce bir vazifedir Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikredeceğiz önce dilimizle, sonra kalbimizle. Ben uğraşıyorum, kalbimle yapamıyorum ama dilim devamlı Allah'ı zikrediyor. Şükret. Allah'a şükret. Dilini alıştırmış. Elhamdülillah. Sen şükret. Ne diyor Rabbimiz? Şükrederseniz çoğaltırım diyor. Sen şükret.
Vakit gelir kalbin de alışır inşallah. Kalbin de alışır inşallah. O zikri kalbe indirip de kalbi tezkiye etmektir asıl vazifemiz. Güzel ahlakla donatmak. İmanı tam olduğu zaman, bütün olduğu zaman insan sebepleri bir kenara bırakır. Rabbi ile beraber olduğu zaman sebeplere fazla takılmaz. Onun için bakıyorsun Allah ehlinin sabrına kimsenin yetişebileceği yok. Bütün dünyanın derdi sırtında, o yine gülüyor. O yine mutlu. Sen gidiyorsun tırnağın kırıldı diye ağlıyorsun. Gelip onun huzurunda o kadar basit bir dert için o gayet mutlu. Halbuki dünyanın derdi, bütün derdi onun sırtında. Sebepler alemine fazla daldın mı işi kaçırırsın, kaybedersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucizeler de bunun içindi yani. Sebeplere fazla takılmayıp Rabbinizle olan bağlantınızı kaybetmeyin. Mesnevi-i Şerif'te geçiyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle birlikte bir gün çölde gidiyorlardı. Çölde giderken tabii bütün sahabe diyor susadılar. Çölün sıcaklığı var. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şu tepenin arkasına gidin. Orada bir zenci adam vardır. Üzerinde su kırbası var. O zenciyi hiç sormadan tutun buraya getirin. Gelmek istese de istemese de. Gitti diyor sahabeden birkaç tanesi. Gerçekten tepeyi açtıklarında baktı orada bir zenci adam. Bir köle, zenci köle. Dediler ki efendimiz sizi çağırıyor. Ben kimdir sizin efendiniz? Ben tanımam onu. Yok ben gelmem. Benim orada ben köleyim. Efendim beni bekliyorsun falan filan derken sahabe-i kiram düşünüyor. Efendimiz dedi ki istese de istemese alıp getir. Tutuyorlar, getiriyorlar. Efendimizin huzuruna. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun kırbasını alıyor, su kırbasını. Bütün sahabeye dağıtıyor. Herkes tıka basa suyunu içiyor. Ondan sonra o köleye diyor kırbasını kapatmadan önce gösterin tamamen dolu olduğunu. Suyundan eksiltmedik yani. Gerçekten köle bir bakıyor, su ağzına kadar dolu. Bütün insanlar içti onun içerisinden doyana kadar. Su ağzına kadar dolu. Yahu bu ne mübarek bir insandır. Bakışı güzel, hali güzel, her şeyi güzel. Yahu ya daim. Tabi diyor o köle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramına ikram ettiği suyun kırbadan değil de gökten açılan manevi bir çeşmeden olduğunu orada görüverdi. Yüzü siyah. Durumun manevi cezbesinden kendini kaybetmeye doğru giderken Efendimiz tutmuş onu da yüzünü böyle bir mest etmiş. O siyah kölenin. Kendine gel. Şimdi gitme zamanı değil demiş. Daha burada duracaksın. Daha işin var. Daha güzel şeyler var. Mübarek eliyle diyor Efendimiz o zenci kölenin yüzünü meshettiği zaman o siyah adam bembeyaz bir adama dönmüş. Değişmiş anında. Şimdi demiş sen git. Efendim seni bekliyor. Git vazifeni yap. Efendisi de tabii bayağı bir vakit geçtiği için kölenin sahibi Allah Allah ne oldu benim köleme ne oldu falan böyle falan pişman yanarken bir bakıyor kölenin elbisesi benim kölenin elbisesi üzerindeki kırba bizim kırba da bu adam kimdir diyor. Benim kölem siyahtı ya adamın yüzü beyaz. Gel bakayım buraya dedi kölenin sahibi. Ne yaptın benim köleme çabuk söyle öldürdün mü onu? Üstündeki elbiseleri mi aldın? Ne yaptın? Diyor ki ben dünyanın en güzel insanının yanından geliyorum. Kapkara yüzümü bir mestiyle böyle bembeyaz yaptı. Böyle bembeyaz yaptı. Onun sözünü dinleyenin kalbinde kara kalmaz. Ah bu benim yüzüm buna şahittir diyor. Onun berekatına eren şeytana uymaz.
Yahu demiş, git beni kandırma adam. Dur demiş ya, acele etme. Ben sana anlatayım, bak senin 10 senedir kölenim, 10 senedir neler yaşadığımızı anlatayım, sen karar ver. Ben o muyum, değil miyim diye anlatmış. İşte orada çok güzel bir örnek veriyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, bizim zahirimize takılan bizi kaybeder. Sebepler alemine takılmayacağız dedik ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeni insan bedeniydi. O da harikaydı. Ama asıl harika olan kalbiydi Efendimizin. Hakikati orada. Bütün maneviyatı, yükleyişi o kalpten insanlara. Bizim zahirimizde kalan bizi çarçabuk kaybeder diyor. Evliya-i kiram da keza öyle. O da benim gibi bir insan diye takılıp kalırsan onun manevi kuvvetinden mahrum kalırsın. Aynen kırbadan su içmek gibidir bu manevi tadı almak. Kalpten gelen o nura müştakız biz. Kırbadan suyu içen adamın kırbayla işi olur mu? Kırbayı ne yapacak? Onun istediği o içerideki sudur. Bizim de aradığımız, ne kadar sebepler aleminde bulunsak da, o kırbayı tutsak da, o mübareklerin huzurunda, bedenlerin huzurunda duruyor gibi gözüksek de, biz göklerden onların kalbine inen nura müştakız. Allah Subhanahu ve Teala onları o gökten inen nura ne yapmış? Kaynak yapmış, kaynak, umman yapmış. Zahire takılıp kalırsak, sebeplere fazla takılıp kalırsak, o ummandan bir şey alamayız. Takılır kalırız. Bomboş bir kırbayı elinde tutmak nasıl mantıklıysa susuz, insanın da zahirde takılması aynı o şekildedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizeleri bize bunun için gösterdi işte. Bir zahiri alem vardır, bir manevi alem vardır. Oradan gelen nur da farklı, bereket de farklı, her şey farklı. Ama Allah'ın nizamı böyle. Bütün maneviyatı bir maddenin altına örtbas etmiş, gizlemiş. Bu bedenin altına kalbi gizlemiş. Sen idrakınla ne yapacaksın? Bunu çözeceksin. Bu mucizelerle, daha nice nice şeylerle hakikati sana Rabbimiz çok çok gösteriyor. Kör olma. Kafir gibi kör olma. Kafir kapıdan hiç içeriye giremiyor. Biz girdik imanımız ile elhamdülillah ama bitmiyor ki körlük. Körlük de sınıf sınıf. Bir kafirliğin körlüğü var, bir Müslümanın gözündeki bozukluk var. Kimi Müslüman var, buradan baktığımı karşıyı göremiyor. Manevi açıdan söylüyorum yani. Hep bu kadarını görebiliyor. Birisi biraz daha, birisi biraz daha, birisi biraz daha. Bir Müslüman var, bir böyle baktığımı maşrıkı görür, bir böyle baktığımı mağribi görür. Hepsi. Neyine göre? Kalbindeki kuvvete göre. Biz de zahirde kalırsak o kuvvetten mahrum kalırız. İşte bu meclislerimiz, bu zikir meclislerimiz, bu zikir meclislerin pirleri bizlere bunu öğretiyor. Allah yolunda sağlam yürüyeceğiz. Sebeplere fazla dalmayıp, müsebbibul esbab olan o sebepleri bizim önümüze sebep olarak koyan Allah ile olmaktır işimiz. Onunla beraber olmak. İnşallah. Allah Subhanahu ve Teala gafillerden eylemesin bizi. Savaştan kaçanlar ne kadar varsa da biz düşmana hücum edenlerden olalım. Allah'ı zikretmekle tabii beraber. Allah'ı zikretmekle oluyor bu. O yüce Mevlamız bizi zikretmeye, kendini zikretmeye, bu günahkar dillerimizle onu zikretmeye izin veriyor. Hamdü sena edelim. Bizim gibi aciz varlıklar o kadar yüce bir ilahı, Rabbimizi
zikredebiliyorsak hamdü senalar edelim. Allah-u Teala binlerce hamdü sena olsun bize izin veriyor. Bu zikir meclisinde bizi topluyor. Zikir meclisi, Efendimiz diyor ki, bir halka, zikir halkası kurulduğu zaman mutlaka ve mutlaka bir tane şaşmaz diyor. Etrafında melekler döner 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 ta göğe kadar saf olurlar. Böyle basite alıyor ya insanlar. Ya boş ver, kafayı mı yiyeceksin? Ne işin var senin orada? İşte o sohbetin ortasında dediğimiz şeytan Allah'ın müstakim yolunda oturur. Herkesi oradan def etmeye çalışır. Müstakim yol budur Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Allah ayırmasın bizleri Celle Celaluhu bu yoldan. Anlayamayan, bilmediği için korkan ve uzak duran kardeşlerimizin kalplerine de hidayet nasip eylesin. Onlar da zikredenlerden olsun Rabbimizi. Celle ve Ala. Evet. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْف۪يقِ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ